Geçtiğimiz yıl Sayın Müsteşara İstanbul'da küçük bir antiterör ve karşı istihbarat birimi, yani bugün Sayın Kadıoğlu'nun başında bulunduğu bu birimi kurmak için öneride bulunduğumda bunun son derece doğru ve yararlı olacağından emindim. Arkadaşlar, bu güvenimi boşa çıkarmadığınız ama en önemlisi Türkiye aleyhine büyük bir tezgahı bozduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle operasyonda yer alan üç arkadaşımızın takdirnamelerini imzalarken onur duyduğumu bilmenizi isterim. Son olarak teyakkuz durumunuza devam etmenizi ve bu tehlike bertaraf edilene kadar bütün enerjinizle çalışmanızı istiyorum. Bu birim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sayıca en küçük birimidir. Ama benim buradan beklentim son derece yüksek. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar, yarın devam ederiz. Biz de bir kahve içelim o zaman. Ben gideceğim, çocuklar bekliyor. Evet ya, zaten berbat durumdayız. Ya saçmalamayın. Bu durumu bence kutlamamız gerekiyor. Hadi bir kahve. Takdirname dedi değil mi? Takdirname dedi abi. Ya şeyi soracağım, bu takdirname tam olarak nedir? İnanamıyorum ya, yuh. Ne? Hayatım boyunca hiç takdirname almadın değil mi sen? Yani okulda filan. Yuh. Ya ne var? Şimdi aldım ya işte. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey olacak oğlum? İşte böyle yaldızlı yazılar var. Bir takım imzalar var. Ondan sonra mitin amblemi var filan. Öyle mi? Evet. Ya biliyoruz, Allah Allah. Yani ne işe yarıyor? Maaşın falan artacak mı ne? Maaş mı? Hayır. İkramiye? Hayır. Ek ödeme, harcıra, prim. Ya yok yok. Onurlu bir şey bu işte. Yani takdir ediyorlar seni. Onore ediyorlar. Yapma ya. Yoksa sen ödeyemedin mi? Neyi ödeyemedim ya? O kokoş arabanın taksitini ödeyemedin, bir de beni oraya kefil yazdırdın değil mi? Biliyordum zaten ben böyle olacağını, biliyordum böyle olacağını. Bir dakika. Birincisi benim arabam kokoş değil. İkincisi de şimdi şöyle oldu. Ödeme planı... Ben evime kalp krizi geçirmeden gitmek istiyorum. Konuşma. Cevap verme. Sus. Biliyordum böyle olacağını. Konuşma. Kahveyi kim ısmarlıyordu?